Arkadaşlar bugün sizlere şimdi 27.5 V frenli bir jantımızı öreceğim. Gerekli olan malzemeler 27.5'luk bir jant. Şöyle tel, bu 32'lik arkadaşlar bu jant. Bir de jant başlıkları ve tel başlıkları. Bir de göbek arkadaşlar, mandallı bir göbek, 32'lik. Şimdi ilk önce nasıl öreceğiz? Bunun herhangi bir yönü yok arkadaşlar bu janta, benim kullandığım janta. Yani böyle de kullanabilirsin, böyle de kullanabilirsin. Hiçbir yönü yok arkadaşlar. Bazı jantların marka modelleri yazar arkadaşlar. Bunda hiçbir şey yazmadığı için bunun herhangi bir yönü yok. Bunu arkadaşlar bisikletinizin şimdi önünüze taktınız. Bisiklet böyle ya, gidon böyle ya arkadaşlar. Mandal sol tarafta olacak şekilde böyle monte edeceğiz. Ben şimdi bunu böyle buraya öreceğim arkadaşlar janta. Şimdi çok ağırlık yapmasın diye mandalları sökeceğim. Çıkarttım. Evet, tellerimi yanıma aldım. Arkadaşlar bir de düz tonoyu da kullanacağız. Sonra arkadaşlar jant teli anahtarı ile birlikte ince ayarlar yapacağız. Sibop kısmını bulacaksınız arkadaşlar. Sibop kısmını bulacaksınız. Sağ taraftaki arkadaşlar, sağ taraftaki bunun orta yerini bulduktan sonra dördüncü deliğe koyacaksınız arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. 4'e koyacaksınız ama içten geçecek bu. İlk böyle arkadaşlar. Jant tellerimi döktüm yere. Şu üstten şöyle vidalıyorum. Şimdi diğerini de arkadaşlar gene aynı şekilde dördüncü deliğe takacağız. Ortası bir dakika, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 4 bunun ortası bu, 1, 2, 3, tamam burası 4. Buraya taktık, ilk önce yerimizi belirleyeceğiz. Yerimi ben şimdi belirliyorum, belirledim, az kaldı. Yukarıda şimdi bunları takıyorum. Sonraki işlem arkadaşlar. Şimdi göbeğinizdeki bir tane boşluk bırakarak aynı şekilde birer sırayla bunları geçireceğiz. Şöyle geçiriyoruz. Bakın. Geçiriyorum. Şimdi birkaç tanesi örnek olarak gösteriyorum arkadaşlar. Ondan sonrası videoyu kapatacağım. Hızlandırmayacağım arkadaşlar. Sonraki yeni bir şey gösterdiğim zaman videoyu açacağım. Şimdi sonra şu delikte görüyor musunuz arkadaşlar? 3 tane boşluk bırakacaksınız. 1, 2, 3. 3 boşluk bırak. Buraya koy arkadaşlar. Evet. Şimdi yapıyorum. Aynı işlemi buna da uyguluyorum arkadaşlar. 3 boşluk bırak. Diğerine koy. Evet. Şöyle. Taktım. Şimdi örmeye devam ediyoruz. Üç boşluk bırak. Dördüncüye koy. Evet, gördüğünüz gibi birinci katmanını ördük arkadaşlar. Evet, şimdi bu işlemi yaptıktan sonra şöyle yapacağız arkadaşlar. Şimdi böyle dediğim gibi öreceksiniz. Ondan sonra arkadaşlar bak şu çaprazı görüyor musunuz? Bir herhangi bir tane çaprazın önünden başlayacaksınız arkadaşlar. Önünden. Bir önünden sokuyorum ben şimdi bunu. Bunu. Bunu arkadaşlar... Şimdi şunla V oluşturdu arkadaşlar. Şunun önü, bir önüne taktığım için bunun arasındaki 9 tane boşluk olacak. 10'uncuya koyacaksınız arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 boşluk diğerine arkadaşlar. Diğerine koyarken şunun önünden, bunun önünden geçiyor arkadaşlar. Üzerine geçiyor ya.
Bunu altından geçireceksiniz. Çapraz olacak. Sonra buraya arkadaşlar. Tamam mı? Böyle. 9 boşluk. 10'uncuya koyarken en son geçirdiğiniz telin aşağısı altından geçireceksiniz arkadaşlar. Şimdi birazcık sıktım. Ortaya kadar sıktım. Şimdi şu telimizi referans aldık. Bir önündeki boşluğa telimizi ve referans aldığımız telimizle bu soktuğumuz telin arasında 9 tane boşluk olacak. Bakıyoruz, sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 boşluk. 10'uncuya koyacağız. 10'uncuya koymadan önce en son geçirdiğimiz telin altından geçiriyoruz. Ve 10. deliğimize sokuyoruz arkadaşlar. Tel başlığımızı takıyoruz. Şimdi aynı işlemi tekrar yapıyorum. Ne yapıyorduk? Bir referans tel belirliyoruz. Şu tel mesela arkadaşlar. Tabi bunu sırayla yapın arkadaşlar. Şu referans telimizi belirledik. Şu. Bunun bir önündeki boşluk arkadaşlar. Bir önündeki boşluk. Sol tarafındaki. O boşluğa içeriden telimizi takıyoruz. Referans telimiz arasında 9 tane boşluk olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet. 9 tane boşluk oldu. Bir önündeki 10. deliğe takıyoruz arkadaşlar. Takmadan önce en son geçirdiğim üzerinden geçirdiğimiz telin alttan geçiriyoruz ve takıyoruz. Evet arkadaşlar, jantımızın bir yüzeyini ördük gördüğünüz gibi. Şimdi ikinci yüzeyini öreceğiz. Aynı işlemleri bu yüzey için de yapıyorum. Arkadaşlar bu arada bir şey daha diyeyim. Jant telinizi geçirirken örülü taraftan şu dar alanından geçirmeyin arkadaşlar. Bir aşağısındaki şu geniş V var arkadaşlar. Bunun arasından geçirin. Böyle yaparsanız daha kolay yaparsınız. Evet, yaparken bir tanesini göstereyim. Dediğim gibi geniş V'den geçirdim. 3 tane boşluk. 1, 2, 3. 4'üncüye takıyoruz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bakın hızlı kolayca ördük jantımızı. Dediğim gibi 32 delikli arkadaşlar bu. Aynı sistem 36 için de yapılabilirsiniz arkadaşlar. İşte bir tane örnek bulun. Yani kaç geçirmişler ona göre bakın arkadaşlar sayın o şekilde yapın. Benim şimdi geriye kaldı birkaç tane 8 tane daha telim kaldı arkadaşlar. Onları da öreceğim. Ve jant örmem bitmiş olacak. Sonra ince ayarları yapacağız. Oyuncu ayarları da ilerleyen dakikalarda göreceksiniz arkadaşlar. Evet, şimdi nerede kalmıştık? Şimdi 8 tane sona telleri nasıl takıyorduk? Şöyle takıyorduk arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Referans bir tel belirliyorduk arkadaşlar. Bu tel
Bunu bakayım. Bir önündeki boşluğa şuradan sokuyorum. Evet. Sonra arasında 9 tane boşluk kalacak arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 boşluk kalacak. Bir önündeki takacağız. Ama bir önündeki takmadan önce ne yapıyorduk? En son geçirdiğimiz telden geçiriyoruz. Şöyle. Sonra buraya takıyoruz arkadaşlar. Anladınız umuyorum. Evet arkadaşlar, atlama yaptığımın farkına vardım. Şimdi ne yapacağız? Atlama yaptığım için hatalı yerleri sökeceğim arkadaşlar. Normalde bunun şuraya gelmesi lazımdı. Zaten belli arkadaşlar burada. Bunun buraya gelmesi lazımdı. Bunun da şuraya gelmesi lazımdı arkadaşlar. Şunun da şuraya gelmesi lazımdı. Atlama arkadaşlar nerede olmuş? Şu delikte olmuş arkadaşlar. Şimdi burası şimdi neresi olduğunu çözmeye çalışacağım. Sonra video tekrar başlayacağım arkadaşlar. Dikkat edin arkadaşlar, yaparken siz de benim gibi hata yapmayın. Evet, son vidayı da takıyorum. Arkadaşlar sonunda bitti. Görmüş olduğunuz jantı ördük. Jantta şimdi akor bozukluğu olacak arkadaşlar. Evet, yandan sağdan soldan var. Evet, şimdi ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar sıktığınız şuradan göstereyim bakayım, kamera görebilecek miyiz? Şimdi arkadaşlar hepsini burada bir tırnak kalana kadar bu vidaları buraya doğru getireceğim arkadaşlar. Bir tırnak kalana kadar hepsini öyle yapacağım. Evet, gelelim işin en zahmetli yerine arkadaşlar. Akor ayarı bayağı bir sizi yorabilir. Ama teknik bilirseniz arkadaşlar kolaylıkla yaparsınız. Akor sehpanız yoksa bisikletin bu sağ sol frenlerine referans alabilirsiniz arkadaşlar. Yani yaklaşık olarak %90 civarlarında olumlu sonuç alırsınız arkadaşlar. Şimdi ilk önce de bisikleti ters çeviriyorsunuz. Benim yaptığım gibi ve tekerleği böyle koydum arkadaşlar. Şimdi jantı örmüştüm. Bakın bayağı şu anda bayağı bir şey var. Sıkıntısı var. Akor gerekiyor. Hep sol tarafı doğru yanaşıyor arkadaşlar. O yüzden ne yapacağız? Arkadaşlar jant sola yanaşıyorsa, yani pardon, jant arkadaşlar hep sağa doğru yanaşıyor. Sağa doğru yanaşıyorsa sağ kısımdaki telleri gevşeteceğiz arkadaşlar. Sol kısımdaki telleri çektireceğiz. Şu teli siz sağdaki teli gevşetirseniz baskı aşağı doğru atar. Solu çekerseniz de yukarı doğru çeker arkadaşlar. Yani bu vesileyle ne oluyor? Sola doğru bir yanaşma olacak arkadaşlar. Şimdi bu nereden itibaren başlıyor arkadaşlar? Bunun yerini bulacağım. Burada aynen. Buradan itibaren başlıyor arkadaşlar. Bakın böyle gidiyor. Evet, yani yeri kaybetmeyelim. Yeri şu an gözümle belirledim. Evet, bayağı da gidiyor. Biz arkadaşlar şöyle yapalım. Yapa yapa gidelim. Şimdi ben ne demiştim? İlk önce sağ kısmı gevşetiyoruz arkadaşlar. Gevşetme işlemi nasıl yapıyoruz?
yönünü unutuyorsanız arkadaşlar benim gibi, bak ben şu an unuttum ne yapacağım? Hemen mantık. Bir, siz bir çiviyi nasıl gevşetirsiniz arkadaşlar? Yukarıdan bakın, yukarıdan bakalım. Biz nasıl gevşetiriz arkadaşlar? Bir dakika şuradan elimi sokayım bir. Nasıl? Şöyle sola doğru bak, böyle saat yönü bak, şöyle sola doğru arkadaşlar, şöyle şöyle yaparsanız gevşer değil mi? Aynı işlemi tersine yaparsanız nasıl? Şöyle gevşetirsiniz. Bunun şu videonun arkadaşlar saat yönünün tersine dönmesi lazım değil mi? Evet, saat yönünün tersine döndürmek için yukarıdan saat yönünde çevirmeniz lazım. Yani şimdi kısacası söylüyorum. Saat yönüne çevirirseniz gevşetirsiniz. Saat yönünün tersine çevirirseniz sıkarsınız. Ben şimdi ne yapacağım? Saat yönüne doğru çevireceğim arkadaşlar. Gevşeteceğim. Nereden itibaren? Buradan itibaren gevşetiyorum. Şöyle birazcık bir yarım tur çeviriyorum arkadaşlar. Şöyle bu zaten gevşekmiş. Evet. Sol tarafı böyle yapıyorum. Bu arada yaparken de sol tarafı saat yönünü, bak şimdi unutmayayım, saat yönünün tersini çeviriyorum arkadaşlar. Sıktırıyorum. Burayı gevşetiyorum. Gevşetiyoruz. Bakın açılma oldu arkadaşlar. Bir rahatlama oldu şu an. Evet. Şöyle burayı da gevşetiyoruz arkadaşlar. Şuraları sıkıyoruz. Sol tarafları sıkıyoruz. Sağ tarafları gevşetiyoruz. Burası bayağı bir sertmiş. Gevşeteyim burayı. Evet. Burayı sıkıyoruz. Solu gevşet. Burayı bayağı gevşettim çünkü bayağı bir sert. Büyük ihtimal bunların yüzünden sağa doğru yanaşıyor arkadaşlar. Burası gevşemiş. Bakalım. Evet, gevşetelim. Buraya da gevşetiyorum. Buraya da gevşetiyorum arkadaşlar. Bayağı sıkılmış. İşte ben orantısız sıkmışım arkadaşlar. İşte böyle hepsini sıkarken eşit sıkarsanız arkadaşlar bu sorun olmayacaktı. Ben eşit sıkamadım. O yüzden şimdi uğraşıyorum. Bu gevşemiş. Soldan çektirme yapacağız. Tamam, ayarları böyle yapacaksınız. Eğer jantınızda aşağı doğru şöyle aşağı doğru bir salınımlı hareket varsa aşağıda arkadaşlar, aşağı doğru bir hareket olduğu kısmı sıkacaksınız. Yukarıki kısmı arkadaşlar gevşeteceksiniz. Öyle yapıp ayarlayacaksınız arkadaşlar. Jant akor ayarı böyledir. Video beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz aşağıdan abone olabilirsiniz. Herkes kendine iyi baksın. Görüşürüz.